Merhaba, saatler 14 piyasa hattı başlıyor. Ben Burcu Kıratlı. Evet, haftanın artık ikinci işlem günündeyiz. Haftayı heyecanla takip ediyoruz. Bu haftanın en önemli gündemi FED tutanakları ve Jackson Hole toplantısı ve fiyatlamalarda bunun çerçevesinde artık geliştiğini görüyoruz küresel piyasalarda. Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan rally bugüne biraz ara vermiş gibi gözüküyor ve Jackson Hole toplantısını bekliyor. Ancak bunun yanında diğer varlık fiyatlamalarında özellikle tahviller ve emtialar tarafında da güçlü hareketler sergilediğini görüyoruz. Haftanın en önemli makroekonomik verisi bu hafta haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak küreselde. Çünkü genel olarak ekonomik ajanda bu hafta çok yoğun değil ve şu anda haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler de biraz da resesyon işaretleri açısından da yakından da daha fazla takip edilmeye başladığını görüyoruz. Yurt içerisinde ise bilançoları takip ettiğimiz bir haftadayız. Bugün Migros'un, Anadolu Efes'in ve Teknosa'nın bilançolarını izlemiştik. Bu hafta yine takip edeceğimiz bilançolar arasında Big Chefs var. Şimdi Borsa İstanbul'da ise fiyatlamalara baktığımız zaman dünkü PPK sonrasında yine yatay aşağı bir görüntü olduğunu da izliyoruz. Borsa İstanbul şu anda 10.013 puanda olduğunu takip ediyoruz. Yatay bir yükseliş var yukarı, binde üçlük bir yukarı hareket söz konusu. Dolar TL'ye baktığımız zaman 33.92'den işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. Binde 1.3'lük bir yukarı hareket var. Euro TL ise 37.78'den işlemler geçiyor. Binde 1.4'lük bir yukarı hareket söz konusu. Ve Euro dolar paritesi 1.11.22'de olduğunu izliyoruz. 10.007'lik yatay aşağı bir görünüm söz konusu. Pariteyi geçtiğimiz haftalarda 1.10'un üstündeki hareketiyle bahsediyorduk ama bu haftanın başında artık ve tabii dolar endeksinin de düşüşüyle beraber kendisini 1.11 seviyesinde üzerine attığını takip ediyoruz. Gidelim buradan Avrupa piyasalarını izleyelim. Binde 1.8'lik bir yükseliş var İngiltere borsasında 8.288 puanda. Genel olarak kıta Avrupa'sına baktığımız zaman olumlu bir günü yaşadıklarını söyleyebiliriz. Genel olarak fiyatlamalar zaten bu hafta olumlu eksende gelişiyor. Faiz indirim beklentileri Eylül'de piyasayı şekillendiren en önemli unsur. 7.521 puanda Kakaran endeksi binde 5'lik bir yukarı hareket söz konusu. DAX endeksi 18.446 puanda ve benzer şekilde binde 5 yukarıda. Ve İtalyan Milano borsası da 33.249 puanda ve binde 5'lik bir yukarı hareket orada da olduğunu görüyoruz. Ve gidelim ABD vadelilere. Bu haftanın dediğim gibi girişte de söylediğim en önemli gündem maddesi Jackson Hole toplantısı. Bu hafta sadece tabii FED'den değil diğer küresel büyük merkez bankalardan da hem ekonominin gidişatına ve küresel ekonomik büyümeye dair beklentilerini ve 2025 beklentilerini de anlamaya ve izlemeye çalışacağız. Bu bakımdan da önem teşkil ediyor. Ama şu anda genel olarak haftanın içerisinde olumlu hava olduğunu söylemiştik. Bugüne de sirayet ediyor bu olumlu hava. Dow vadeliler 41.006 puanda ve binde 1.5'luk bir yukarı hareket söz konusu. Nasdaq vadelisi neredeyse 20.000'e artık tekrar gelmiş durumda. Kırmızı pazartesinden sonra tüm kayıplar neredeyse telafi edildiği gözüyle bakıyoruz artık. Ve 19.858 puanda S&P vadelisi 5.630 puandaki tüm zamanların en yüksek seviyesi 5.700 puana yakında, hatta tam olarak söyleyelim 5.668 puandaydı. Neredeyse oraya gelmiş gibi gözüküyor. Tahviller dedik, bu haftanın en önemli diğer varlık fiyatlamaları olumlu etkileniyor dedik. 10 yıllıklar şu anda 3.81.80'de olduğunu takip ediyoruz. 5 yıllıklar 3.69.60'da olduğunu izliyoruz ve 2 yıllıklar 3.99.57'de olduğunu izliyoruz. Artık faiz indirimleri tahvil fiyatlarında içine iyice girmiş durumda olduğunu görüyoruz. Ve gidelim buradan emtia tarafı. Diğer bir güçlü taraf olduğunu söylemiştik. Spot altın 2507 dolardı ama tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen biraz aşağısında olduğunu görüyoruz. Bugün birazcık realizasyonlar var. Binde 2.6'lık bir düşüş söz konusu. Gram altın yine buradan hareketle 10.005'lik yatay görünümle 2735 TL'de. Bitcoin 60.000'in altında ama hemen altında. Bakalım tekrar yukarıya yönünü kazanabilecek mi? Ama altına göre biraz daha geriden takip ettiğini görüyoruz piyasayı. Şu anda 59.492 dolarda. Ve ham petrol ve Brent petrol sırasıyla 77.42 dolarda ve 73.22 dolarda yatay yukarı bir hareket söz konusu olsa da altın kadar güçlü olmadığını, küresel ekonomik görünümden daha fazla etkilenen tarafta olduğunu da izliyoruz. Evet, gidiyorum. Her gün olduğu gibi bana İntegral'den Deniz Karaca eşlik ediyor. İntegral Yatırım Yurt İçi Pazarlama Uzmanı. Deniz merhaba, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk Burcu. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Uzun zaman sonra seni görmek güzel diyeyim. Notlarında neler var merak ediyorum. Borsa İstanbul 10 bin puan üzerinde makalıcı olur mu, ne dersin? Teşekkür ederim Burcu. Evet, bankacılık endeksinin katkısıyla haftaya pozitif bir açılış gerçekleştirmiştik ve psikolojik öneme sahip olan 10 bin seviyesinin üzerinde bir kapanış olmuştu ama dün yine gelen satış baskısıyla beraber 9.982 bölgesinden seviyesinden dün günü tamamlamıştık. Tabii kısa vadede Borsa İstanbul'u destekleyecek önemli bir hikaye olmaması dolayısıyla da günlük periyotlarda Borsa İstanbul'da baskılar devam ediyor. Öte yandan dün Merkez Bankası faiz kararını karşıladık. Beklentiler dahilinde sabit bırakıldı faizler. Sıkı duruşun korunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda önümüzdeki aylara ilişkin faiz indirimi için kapıların çok da aralanmadığını söylemek mümkün. Dışarıda ise az önce senin de bahsetmiş olduğun gibi haftanın en önemli konusu Jackson Hole toplantısı. Gözler Jackson Hole toplantısında sempozyumdan gelecek olan mesajlar aslında piyasaların odak noktasında olacak. Tabii ki Powell'ın faiz indirim sürecine yönelik mesaj verebileceği beklentisi ve yine bununla beraber önümüzdeki toplantılara ilişkin ipucu verebileceği beklentisi de piyasalarda yine odak noktasında olmaya devam ediyor. Tabii Powell'ın para politikasına ilişkin Eylül ayının netleştirici açıklamalar yapması da dolar endeksindeki geri çekilmenin devamını da sağlayabilir. Bugün özelinde endekse baktığımızda ise pozitif bir açılış gerçekleştirdik. Pozitif yatay seyirler devam ediyor. Bankacılık ve sanayi endeksinin pozitif katkılarını izliyoruz ve endekse puansal anlamda en çok pozitif katkı sağlayanlara baktığımızda Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş'ın olduğunu izliyoruz. Teknik anlamda ise 9.700 ve 10.200 bandı arasındaki yatay seyirler devam ediyor. 9.700 seviyesinin altındaki güçlü kapanışlarla beraber 9.400 seviyelerine doğru bir geri çekilmeler görebiliriz ama 9.700 seviyesinin üzerindeki güçlü kapanışlarda ise 10.200 ve 10.500 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Evet, Deniz, çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum. Takip etmeye de devam edeceğiz şüphesiz diyorum. Evet, buradan kısa bir araya gidiyoruz. Dönüşünde RAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir bizimle birlikte olacak. Piyasa attı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde RAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir stüdyoda konuğumuz. Rıza Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için öncelikle. Rica ederiz efendim. Şimdi ilk önce tabii biraz ben şirketi ve sizi tanıyarak başlamak istiyorum. RAL Yatırım Holding'i biz enerji, konut, inşaat ve eğitim işleriyle tanıyoruz ama şirketi şöyle biraz daha detaylı şekilde tanıyacak, dinleyecek olursak uzun zaman sonra da yayınlarımıza çıkıyorsunuz, katılıyorsunuz. Biraz sizden dinlemek isteriz. Evet. Şöyle inşaat kısmında hem alaylı hem mektepli olduğum için yatırım tarafında en güçlü olduğumuz taraf inşaat. Aynı başarıyı enerjide de yakalamak istiyoruz. Eğitimde ufak bir girişimimiz var ama bunu ileride yine büyütmek istiyoruz ve savunma sanayi ile ilgili yeni girişimlerimiz de var. Yatırım holding olarak yani çeşitli sektörde, gündemde olan bütün işlerde bulunmak ve başarıyı yakalamak istiyoruz. Peki ilk şimdi şirketin ana lokomotifi diyeceğimiz yer inşaattan İnşaat. Geliyor. Siz de anladığım kadarıyla mühendis evet. kökenlisiniz ve oradan başladınız. Şimdi şirket tabii farklı alanlarda büyümeye ve ilerlemeye nasıl karar verdi? İlk önce tabii inşaat nasıl büyüdü? Buradan bir başlayalım. Daha sonrasında farklı dallara geçişiniz nasıl oldu? Türkiye'de gelişmekte olan yani en büyük şey hani sektör olarak lokomotif her zaman inşaat olduğu için şu an halihazırda da 2500 konutluk devam eden bir şantiyemiz var. Kars'ta 600 konut, Antep'te 1400, Hatay'da 500 küsur konutumuz var. Dolayısıyla 1500'ün üzerinde çalışanımız var şu anda. Bunun dışında da özel projelerimiz de var. Bunlar bizi güçlü kılan tarafı şu oluyor. Hem taahhüt tarafındayız hem de üretim tarafındayız. Taahhüt tarafı bizi nakit yaratma kabiliyeti olarak güçlü kılıyor. Sürekli bir nakit akışının olduğu bir işimiz aslında. Bu da bize yeni yatırımlarda bir avantaj sağlıyor. Bununla birlikte yine Ankara'da bir projemiz var. 60 bin metrekarelik yeni başlayacağımız Mustafa Kemal Mahallesi'nde. İskenderun'daki projemiz bundan 2 yıl önce başlamıştık. Bitmek üzere olan bir projemiz. İnşaat tarafı böyle.
devam ediyor. Büyüyoruz inşaat tarafında. Bununla birlikte de yeni gayrimenkul yatırım ortaklığı için dönüşüm başvurumuz var. Bunu bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yani 2024 yılı içerisinde onu tamamlamayı planlıyoruz. Holdingin içerisinde bir yapı, bir gayrimenkul şirketi evet. olup iki tane aslında ayrı iştirak gibi olup bir de gayrimenkul şirketiniz de olacak diye Doğru. anlıyorum. Peki enerjiyi biraz daha böyle irdelemek istiyorum sizinle birlikte. Şu anda ön lisanslara alınmış GES ve RES projeleriniz var. Doğru. Bundan biraz bahsedelim mi biraz? Bunların en önde giden projemiz Urfa Ürenşehir'de 130 megawattlık güneş santrali yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana güneş santrali kuruyoruz. Bununla ilgili bütün altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Enerji nakil hattı yani bitmek üzere. Santralin hemen önünde olan şalt sahası, kumanda binası gibi arazinin düzeltilmesi, kırmızı kota getirilmesi gibi durumlar neredeyse bitmek üzere. Artık montaj aşamasına geçiyoruz. Dolayısıyla montaja geçtiğimiz durumda da Eylül, Ekim ve Kasım yani 3 periyotta bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz 2024 yılı bitmeden. Ve bu santrali bitirdiğimizde Türkiye'deki bu büyüklükteki 4. büyük santral niteliğini taşıyacak bir santralimiz olacak. 2025'e geçtiğimizde bunu bitirdiğimizde de Manisa ve Afyon'da da rüzgar lisanslarını aldığımız 3 tane sahamız var. Buradaki yatırımları onlar zaten devam ediyor. İşte bir kısmının çetleri alındı, bir kısmının işte TA'ları onaylandı. Bir tanesinde işte yer değişikliği yapıyoruz gibi. Onların da süreci devam ediyor. Ama 2025 yılında da yani toplamda 2026 ile birlikte bitirmeyi hedefliyoruz. 326 megawatt büyüklüğüne erişen bir enerji şeyimiz olacak, büyüklüğümüz olacak. Ama 5 yıldaki hedefimiz bunu 1000 megawatt seviyesine çıkartmak istiyoruz. İddialı bir rakam diyelim. İddialı bir rakam evet. Gerçekten. Şöyle peki, Türkiye'deki zaten şu andaki 106 bin megawatt civarında bir şey. Neredeyse bunun %1'liğine talibiz diyelim. Peki bunun tabii ben finansallarına etkisini merak ediyorum. Tabii bunu aslında belki ilk önce şöyle sormalıydım. 2023-2024 ilk çeyrek bilançoyu da takip ettik. Hatta net kâra baktığımız zaman 228 milyon TL ile güçlü de bir kâr. Çünkü geçtiğimiz yılı 321 milyon TL ile kapatmışsınız. Şimdi bu eksende 2024 ikinci çeyrek hatta şu an içerisinde olduğumuz üçüncü çeyrek. Yani yıl sizin için nasıl geçiyor? Ve tabii bu kapasite artışlarından bu GES'lerin, HES'lerin de artık devreye alınmasından sonra bunun etkilerini ilk finansallarınızda hangi çeyreklerde görmeye başlarsınız? Şöyle aslında çok beklediğimiz kısım değil bu. Daha büyüğünü bekliyor. Çünkü New Tower projesini bitirdik, hiç satmadık. Dolayısıyla satış rakamı olarak orada beklediğimiz rakam 900 milyon civarında. Yani kâra yansıyacak rakam aslında 500 milyon üzerinde yansımayan bir rakam orada bekliyor. Bilançoda bunu görebilir. Yani yatırım tarafı, stok tarafında stok duruyor. Tarafında. Dolayısıyla o yansıyacak. 2024 bitmeden enerjide fatura kesmeye başladığımızda 2025'in ilk çeyreğinde enerjinin bilanço yansımalarını göreceğiz. Dolayısıyla 2025'in ilk çeyreğinde güçlü bir bilanço bekliyoruz diyebiliriz. Peki şimdi tabii bu şu dönemde diyelim bu sıkılaşma döneminde bilanço yönetimi belki en önemli aslında şirketlerin de kendi esas faaliyetlerinden da ziyade özellikle borçluluk tarafında işte nakit akışlarını yönetmeleri, beceriyle yönetmeleri gereken bir dönem oldu. Sizin bu anlamda bilançonuzun şirketin bu anlamda güçlü kaslarını sormak istiyorum. Çünkü bir taraftan da yatırımlar yaparken tabii bunların finanse edilmesi ya da nasıl finanse edildiği de önemli oluyor. Ve tabii şirketin de nakit akışını bozuyor mu, bozmuyor mu? Bu anlamda hem enflasyon muhasebesinin etkileri hem bu yatırımın etkileri anlamında finansallar böyle bir olumsuzluğa uğruyor mu ya da sizi olumsuz etkileyen bir durum oldu mu yoksa şu anda başarılı bir şekilde bu kısmını yönetiyor musunuz finansman anlamında? Bu kısımda bizi çok etkileyen bir şey yok. Sadece finansal rakamlar üzerinde bir takım değişiklikler görünse de bunun bize direkt bir etkisi yok baktığınız vakit. Dolayısıyla şey sürecinde hani enflasyon muhasebesinin şeyde bilançoya yansıması eğer öz kaynağınız güçlü ise bir eksi zarar yazma gibi bir şey görünse de aslında biz arka planda kâr ediyoruz. Dolayısıyla bir de borçluluk kısmına baktığınız zaman zaten bilançoda görünüyor neredeyse borcumuz yok gibi. Yani bu anlamda tamamen nakit yaratma kabiliyetimiz olduğu için bilançomuz o noktada güçlü kalıyor.
Peki şimdi bir de enflasyon muhasebesinde geçici vergi dönemi diye bir şey çıktı Evet. biliyorsunuzdur. Bu sizi etkiliyor mu bilançolarınızı? Yani ara dönemde alınacak bir vergi gibi oldu işte. İşte diyelim kar kredi çektiğiniz zaman bunu bilançonuza sokmak zorundasınız. Fakat geri kalanını yeteri kadar işte satış yapmadığınızda bu aradaki vergiye göre, aradaki farka göre bir vergi çıkmış oluyor. Bu sizin yaşadığınız bir durum mu şu anda? Yok, zaten bu bizim alışık olduğumuz bir durum. Öyle mi? Çünkü şöyle ki biz her yaptığımız işte yani taahhüt işi olduğu için her kestiğimiz faturada bunun zaten aylık %5 bir stopaj ödememiz olduğu için ciddi anlamda bir şeyimiz var. Zaten vergi ödememiz peşinen oluyor. Bu bizde bir şey değiştirmiyor aslında. Biz her seferinde alacaklı tarafta kalıyoruz. O yüzden bizde bir şey değiştirmedi yani. Şimdi üç tane stratejik sektör var. Az önce de konuştuk. Enerji, konut, biri de eğitim. Evet. Eğitim Bir de ve savunma sanayi ekliyoruz buna. savunma Şirketimizi sanayinde kurduk. ama 2025 yılının Evet, konusu daha çok 2025 konusu. olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda da gelişmeleri de yine soracağım. Eğitim konusunda da tabii vakıf üniversitesi olma yönünde planlarınız var mıdır? O benim hayallerimden birisi. Gelecekte bir vakıf kurup bu yaptığımız yatırımların devamında, sürekliliğinde devam edebilmesi için kalıcı bir yapı olsun istiyoruz. Vakıf Üniversitesi'ni kurmayı hayal ediyorum gelecekte. Peki, savunmayı da biraz açalım mı o zaman? Şimdi stratejik çok ve çok önemli bir başlık söylediniz. Çünkü hem Evet. Türkiye'nin hem dünyanın savunma harcamaları işte geçtiğimiz yıllara göre çok büyüyor ve stratejik önemli bir sektör. Üç tane saymıştım. Aslında bu belki en stratejik Evet. olan oldu. Biraz daha açalım O mı çok daha biraz? taze. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hangi alanda ne yapabiliriz gibi bakıyoruz. Bununla bir yani savunmaya siber güvenliği de ekleyerek yani siber güvenlik alanında da çalışmalarımız var. Yazılım alanında da çalışmalarımız var. Onlar bir tarafta büyüyen yapılar. Onlar büyüdükçe holdingin içerisine gelecek yapılar oluyor. Savunmada da siber güvenlikle birleştirdiğimiz insansız hava, deniz, kara araçlarını yapay zeka ile destekleyip görünmezlik ilkeleriyle daha böyle güçlü, kuvvetli makineler yapmayı hedefliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Hangi alanda olacağız bilmiyoruz henüz. Evet, bu ama biraz daha aslında belki işbirliklerini de getiren bir alan. Çünkü Evet. savunma sanayi aslında hep söylüyoruz ama çok birbirine bağlı ve çok birbirlerinden beslenen de bir sektör. Eminim burada da başka işbirlikleri de devreye girecektir diye düşünüyorum. Öyle. Yani zaten savunma sanayine ilk bu projemiz vardı. Hızlandırmasına sebeplerden birisi işte bu depremler beraber deprem bölgesindeki 10 ilde bazı alanların savunma sanayi alanları ilan edilmesiyle beraber bizim de orada yatırımlarımızın olması hasebiyle bu süreci biraz hızlandıran bir durum oldu. Peki, şimdi yatırımcıların merak ettiği, sevdiği sorulardan bir tanesi temettü konusu. 2024 ya da 2025 yılları için önümüzdeki dönemde temettü verme gibi planınız var mı? 2024 yılında henüz yok ama bizim de gayrimenkul yatırım ortaklığıyla birlikte değişen vergi mevzuatıyla zaten %50 %50. temettü zorunluluğu gelince zaten en çok yaptığımız şeylerden birisi de olacak. En çok parayı kazandığımız yerde konut olduğu için 2025'ten sonra temettü vermeye başlayacağız gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak. Rıza Bey, son sorum. Çünkü en çok parayı kazanan yerde dediğiniz için bu soru da ayrıca dikkatimi ve ilgimi de çekiyor. Şimdi sizin Holding'in lokomotifi hala inşaatta ve parayı kazandığımız yerde burası dediniz. Bu sıkılaşma yılında işte konut fiyat endeksini biz açıklıyoruz, konut fiyatlarının düşüşünü açıklıyoruz aylardır. İşte sıkılaşma döneminde aşağı gelen, sıkılaşan gerçekten etkilerini hissettiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Siz bu anlamda etkilendiniz mi? Neler söylersiniz? Şöyle, az önce de söylediğim gibi hani borçlulukla ilgili Olmadığı bir için. durum olmadığı için tamamıyla projelerimizi öz kaynakla yapıyoruz. Hiç satmadığımız ve bitirdiğimiz bir projemiz var İskenderun'da. Dolayısıyla bu stoğun yerinde durması aslında gelecekte o sıkılaşmanın bittiğinde faizlerin aşağı gelmesiyle birlikte bir ivmelenme başlayacak. Orada da elimizde hazır stokla girdiğimizde biz bunun meyvesini fazlasıyla Çarpan alacağımızı etkisi yapacak çarpan artık etkisi yani. yapacak. Dolayısıyla kazanacağımızı düşünüyorum. 2025 bu anlamda biraz daha iyi bir yıl olarak da resmedebiliriz hatta herhalde.
konut için beklemiyorum ama 2026 diyorum ben. Peki. Çok teşekkür ediyorum Rıza Bey. Yayınımıza katıldığınız, samimiyetle sorularımızı da yanıtladığınız için. Real Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir bizimle birlikteydi efendim. Ve buradan gidiyoruz. Biraz daha piyasaları konuşmak üzere A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan yayınımızda. Üzeyir merhaba, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar Burcu. Çok teşekkürler. Şimdi Üzeyir, piyasa 10.000 puanın üzerinde ama genel olarak bugünlerin sorusu şu. 10.000'in altında mı kapanacak, üstünde mi kapanacak, neden 10.000'in üzerinde tutunamıyor? Piyasadaki durum, ahval ne olacak? Yurt dışından hiç mi biz bu olumlu havaya katılamayacak diye bana soruyorlar, ben de sana sorayım. Evet, yani maalesef bizde bir yabancı satışı gerçekliğimiz var ve bu haftalardır hatta aylardır devam ediyor. Yani Mayıs ayından sonra baktığımız zaman sadece 2 hafta yabancının alışını gördük. Geri kalan tüm haftaları yabancı satışıyla bitirdik ve bu satış bitmediği müddetçe de biraz bu tutukluk devam edecek gibi gözüküyor. Bu ne zaman biter? Benim tahminim Ağustos vadeli sözleşmelerdeki bu kısa pozisyonların da temizlenmesi bir kısmının en azından kapanmasıyla beraber Eylül ayına daha dinamik bir başlangıç yapabiliriz diye düşünüyorum. Hatta belki kapanışa yakın pozisyon ayarlamaları nedeniyle de belki o toparlanmayı biraz daha erken görebiliriz. Halen o tarafta bir umudum olduğunu söyleyebilirim. Yabancı niye gelmiyor? İşte aslına bakarsan Türkiye'ye bir yabancı ilgisi var. Tahvil tarafında bunu çok net görüyoruz. Yavaş yavaş doğrudan yatırımlar tarafında da bu haberleri görüyoruz. Ama hisse senedi piyasasına oldukça mesafeli yaklaştılar. Bunun temel sebebi de biraz tahvil bono piyasasındaki karın belki daha tatlı ve daha kolay gelmesiydi onlar için. Beklenen faiz indirimleriyle beraber de oradan ciddi kar elde edeceklerine yönelik bir algı var. O tarafı biraz daha değerlendirdiler. Ama bu yaz aylarında geçirdiğimiz 3-4 aylık dönemdeki yatay, dalgalı görünüm, enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuzda aslında Borsa İstanbul'u daha da cazip hale getirdi. Bu geri çekilmenin bir yerde bu iştahı da ben canlandıracağını düşünüyorum. Eylül ayıyla beraber işte dediğim gibi sonbahar aylarında biraz daha bu hareketliliği görebiliriz diye düşünüyorum. Geçmiş yıllara baktığımızda da aslında Borsa İstanbul'da ya yıl sonlarında çok ciddi ralliler gördük ya da yıl ortasında ciddi ralliler görüp yıl sonunda bunu düzeltmesini gördük. Bu sene yine yıl ortasını yatay stabil geçirdiğimiz bir dönem oldu belli bir bant aralığında. Hani biraz daha alım iştahı o tarafa kayacak gibi gözüküyor. Genel manada özellikle bankalar tarafında da ikinci çeyrekte biraz negatif beklenti vardı. Onlar da büyük oranda artık fiyatlarda. Yavaş yavaş ben üçüncü ve dördüncü çeyreğe yönelik beklentilerin hani piyasa tarafında alınmaya başlayacağını özellikle bankalar tarafından başlayarak genel bir trendin yeniden oluşabileceğini düşünüyorum. Bizim piyasamızın gerçekten halen çok iskontol olduğunu düşünüyorum. Yani 7 civarında BIST 100 FK'sı, işte 6.40 civarında BIST 30 FK'sı hani dünya gerçekliğiyle bana kalırsa çok örtüşmüyor. Dünyada çarpanlar çok yukarılara gitti çünkü son yıllarda. Biz burada yerimizde sayan taraftaydık. O nedenle ben dediğim gibi yılın son bölümünün biraz daha hareketli ve yukarı yönlü geçebileceğini düşünüyorum halen. Peki Üzeyir, şimdi bu çarpanlar ucuzluk hikayesi gerçekten ilgi çekici ve belirgin. İşte gelişen ülkeler endeksine göre gerçekten iskontoluyuz ve ucuz olduğumuz da aşikar ama bu hikaye satın alınmaya da şu anda yetmiyor gibi gözüküyor. Bunun da en büyük sebebi aslında bilançolar olarak da bir taraftan bakılıyor. Şimdi son günlerde gelen haber akışlarıyla birlikte de şunu da bir çokça konuşuyoruz ve fark ediyoruz. İşte FABÖK mü, net kar mı, yok nakit akışı mı derken biraz da bu taraftan nasıl diyelim yeni yeni böyle parametreler de giriyor hayatımıza. Şimdi yatırımcılar bu dönemde neye dikkat etmeliler peki? İşte böyle daha küçük sermayeli şirketlerde rotasyon hikayesi olabilir diye bir dönem karşımıza çıkıyor ama bir taraftan da işte sıkılaşma yılındayız. Dün PPK'yı takip ettik. Hala bu dönemde biraz daha devam edebilir gibi gözüküyor sıkı para politikasının etkilerinin. Nasıl bir dönemdeyiz ve yatırımcılar gerçekten bu dönemde hisse seçimi yaparken nelere dikkat etmeliler? Bu daha önemli hale geldi mi sence? Ya hisse seçimi her zaman önemli. Yani bunu her dönemde konuşuyoruz aslında ama burada önemli olan nokta şu. Yani eğer bir senaryonuzda Türkiye alt senaryosu varsa yani endeks beklentiniz varsa bu endeksin belli başlı şirketler olmadan gitmeyeceğini önceden bir kestirmek lazım. Yani eğer endeksin buralarda kalacağını düşünüyorsanız yani çok macera aramaya gerek yok. Yani küçük hisse de bulsanız, büyük hisse de bulsanız hani tesadüfi belki para kazanabilirsiniz ama çok bir anlamı olmaz ama endeksin yukarı gideceğini düşünüyorsanız ve burada bir ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorsanız ki ben böyle olduğunu düşünüyorum. O zaman bu hareket
belli başlı sektörler ve şirketler olmaksızın gitmez. Yani örneğin bankacılık endeksi hareketlenmeden bizim endeksin yukarı gittiğini göremezsiniz. Ya da piyasanın en likit hisselerinden biri olan Türk Hava Yolları'nda hareket olmadan burada o hareketi göremezsiniz. Ya da holdingler buraya iştirak etmeden bu hareketi göremezsiniz. Ya da işte perakende de endeks ağırlığı yüksek olan BİMİ'di diğer perakende şirketleri o harekete mutlaka eşlik eder böyle bir senaryoda. Yani o nedenle birincisi senaryoyu kurgulamak lazım. Yani ben endeksin ve Türkiye'nin burada al tarafında mı olacağını yoksa buranın sat tarafında mı olacağını düşünüyorum. Eğer zaten sat tarafı ya da yatay olmasını düşünüyorsam çok macera aramaya gerek yok. Gider mevduat yaparım. Hani belli bir oranda getiriyi en azından garanti etmiş olurum. Ama ben açık söylemek gerekirse mevcut seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda hani dengeli bir portföyde %50-%50 belki mevduatla endeks taşınabiliyordu. Ben sene başından beri bu ikisi haricinde bir yatırım aracının çok cazip olmadığını düşünüyordum. Aslında fena da getiriler olmadı. Hele ki endeksi temsil eden şirketlerden de aldıysanız burada endeksin genel performansını da çok üzerinde bir getiri elde ettik. Yani bu yıl sadece endeks tarafında %33-34 getiri var ama mesela bizim sene başından beri bahsettiğimiz bankacılık endeksi şu son düzeltmeye rağmen %58 civarında getirdi. Ya da diğer bahsettiğimiz işte telekom sektörü olsun, perakende sektörü olsun vesaire. Buralarda çok ciddi getiriler oldu. Halen de bu fırsatlar devam ediyor. Ben şu noktada hani 10 binler civarının endeks ağırlığının arttırılması gerektiğini düşündüğümüz noktalardan olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin 50-50 giden bir yatırımcı için bile bu bölgeler bence endeks ağırlığını %70 endeks, %30 mevduat bile değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bu tarafta karamsar değilim açıkçası. Dediğim gibi hem endeksin geri çekilmesi hem buradaki zaman değerini göz önünde bulundurduğumuzda bu seviyeler yine endeksi çok cazip kılmaya başladı. Yani bir yerde bu kırılmanın yukarı yönünü gerçekleşeceğini düşünüyorum hala. Peki burada ağırlığını artırmak dediğin mesela %50'den %70'e çıkaran bir yatırımcı yine dönüp bankalara mı bakmalı? Çünkü mesela gelen bilançoları izliyoruz. Bankacılığı aldık, takip ettik hepsini. Çeyreksel bazda %20-25'lik daralma olduğunu gördük. İşte dün perakendeden iki tane bilanço aldık. Perakende gıda diyeceğimiz. Orada da artık net karlarda piyasada beklentinin altı geldiğini görüyoruz. İşte havacılığı takip ettik. Güçlü sonuçlar olduğunu gördük. İletişim, telekomünikasyonu daha bekliyoruz ama hep aynı sektörlerin etrafında piyasa dönüyor diyebiliriz. Ve 2025'te belki satın alınacak hikaye gerçekten sence hala buralarda mı şekilleniyor? Yani bir yatırımcı dönüp bankacılık dışında bir şey aldıysa işte çok serzenişleri görüyoruz. Hiç benim hissem gitmiyor diye. Bu düzen bu şekilde mi devam edecek? O ağırlığını artır hikayesi hep aynı yerden mi şekillenecek? Şu an hala aynı yerdeyiz. Yani ne zamana kadar olur bu? Gelecek yılın belki ilk çeyreğinin ortalarına kadar burada ben mevcut sektörlerde yani o bahsettiğim işte bankacılık, İletişim sektörü, havacılık sektörü, perakende ticaret, gıda tarafı. Bunlarda yine ağırlığın korunması gerektiği tarafındayım. Sağlık sektöründe buraya ekleyebiliriz belki. Bu taraf halen potansiyel sunuyor. Ben emtia ve emtia dayalı şirketler, artı gayrimenkul ve gayrimenkul tarafından etkilenen işte bunlar ne olabilir? İşte çimentosu, işte hazır betonu, fayanslısı, granitçisi, işte demiri, çeliği, hatta bunlara mobilyayı, beyaz eşyayı falan da ekleyebiliriz. Teknoloji şirketlerini keza yine bu tarafa belki koyabiliriz. Bunlarda bir süre daha zayıf performansı göreceğiz. Çünkü alınan ekonomik tedbirlerin, o bahsettiğimiz sıkılaşmaların en ana bariz etkilerini burada görüyor olacağız. Ne zamana kadar? Bu faiz indirim döngüsü başlayana ve kredi koşulları biraz gevşeyene kadar. Oradaki rahatlamayı da en iyi ihtimal ben Şubat'tan sonra daha seri faiz indirimlerini görmeye başlayacağımız kanaatindeyim. Belki Aralık ayında ilk sembolik faiz indirimini görebiliriz ama ana indirimleri Şubat'tan sonra enflasyon beklentilerindeki kırılmayı gördükten sonra muhtemelen yaşıyor olacağız. Oradan sonra yavaş yavaş bu bahsettiğimiz uzak durulması gereken sektörlere girişler başlar. 2025'te bu sene uzak durduğumuz bu sektörler, buna belki enerjiyi vesaire de eklemek lazım. 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren daha cazip hale gelebilir. Yani şu anda henüz daha ana senaryoyu, endeksi taşıyabilecek ana şirketleri ve biraz daha hani bu sıkılaşma sürecinden görece pozitif ayrışma potansiyeli olan şirketleri biraz daha ön planda tutmaya devam etmek lazım. Yani sene başında hangi şirketlerdeysek şu anda da hemen hemen aynı sektör ve şirketlerde olmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Peki yıl sonu hedefin için böyle hala 12.500-13.000'li seviyeleri işaretleyebilir miyiz? Eylül ayından sonra bu beklentiler biraz daha küresel piyasalarda faiz indirimleriyle birlikte daha hızlanarak şekillenebilir mi?
Yani benim bir 14 bin beklentim vardı. Ben el yükselteyim biraz Ah, vay. daha. Ben hala o potansiyelin olduğu kanaatindeyim. Yani bize burada %40'lık bir hareket ama biraz yabancı girişi başlayacak olursa o beklediğimiz giriş, buradaki hareketlerin çok hızlı olduğunu biliyoruz. Yani geçtiğimiz dönemlerde 3-4 aylık zaman dilimlerinde endeksin bırakın %40'ı, %100'e yakın hareketler yaptığı dönemleri gördük. Son 4-5 yıllık döneme baktığımızda. İşte bu bahsettiğim 4 aylık bekleme süreci zamansal olarak endeksi gerçekten ciddi manada ucuzlatmış oldu TL bazında. Bir yabancı girişi döngüsüne başlayacak olursak, çünkü yaklaşık 4 ayda 2,5 milyar dolar civarında yabancı satışı gördük. Bunun bir miktarının geri geldiğini ya da farklı taraftan geldiğini gördüğümüzde buradaki fiyatlama davranışlarının çok hızlı olduğunu görebiliriz. Ben hala 14 bin civarının 400 dolar civarına tekabül ediyor bu da kabaca. Bu bölgelerin görülebilir rakamlar olduğunu düşünüyorum endekste. Peki böyle küresel piyasaları da biraz da işin içine katılacak olursak, yılın geri kalanı için işte faiz indirimleri de başlıyor diyoruz. Biraz daha önümüzde aydınlık günler var diyoruz ama kırmızı pazartesi gibi, kara pazartesi gibi günleri de yaşadık arada. O taraftan gelen etkiler bizi nasıl şekillendirecek sence? Ve tabii aslında küresel de nasıl şekillendirecek onu da sorayım. Yani geçtiğimiz dönemlere baktığımızda Fed başta olmak üzere bu gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimi döngülerinde gelişmekte olan ülkelere çok ciddi bir sermaye akışı oldu. Ve o dönemlerde baktığımızda örneğin gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığımızda ciddi getirilerin de olduğu dönemler yakaladı. Ama Türkiye bu getirilerden faydalanamadı. Çünkü biz o dönemde yani 2016 sonrası süreçte hep içsel sorunlarımızla zaman zaman iç siyasetteki gerilimler, zaman zaman işte jeopolitik risklerdeki artış, zaman zaman uyguladığımız ekonomik politikalar sürekli olarak yurt dışından negatif ayrışan tarafta olduk. Yani onlar iyiken gidemedik, onlar kötüyken onlardan daha fazla düştük. Ama şu an yeni bir faiz indirimi döngüsü başladı yurt dışında. Avrupa Merkez Bankası burada ilk indiren taraf oldu. Devamında işte Eylül ayında Fed'den bekliyoruz, İngiltere Merkez Bankası'ndan bekliyoruz, Kanada yaptı. Yani bu tarz faiz indirimleri yine gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akımının önünü açacak gibi gözüküyor. Bu dönemlerde de bu sefer Türkiye'nin değişen hikayesiyle beraber buradan daha fazla pay almasını bekliyorum ben açıkçası. Yani o nedenle de hem yurt dışındaki faiz indirimleri hem bizim işte yıl sonuna doğru ya da gelecek yılın başı olacak faiz indirim beklentilerini biraz daha hisse senedi piyasasında pozitif ivme getireceği kanaatindeyim. Gerçekten geçen seneki seçimlerden sonra Türkiye'de ekonomik bakış açısı da değişti, plan politika da değişti. Türkiye'nin daha önce çok büyük risk olarak gözüken işte cari açığında, işte Merkez Bankası'nın rezervlerinde vesaire ciddi toparlanmalar oldu. Yani makro veriler tarafında bir toparlanmayı gördük. Bu hikaye değişimi kısmen not artışlarına da yansıdı. İşte tarihimizde örneğin ilk defa Moody's'ten iki kademe birden not artışı gördük. Gecikmiş bir karardı ama en azından bu şekilde bir telafisi oldu. Muhtemelen yeni not artışlarını bu ay ve Kasım ayında da görme ihtimalimiz var. Yani bu sürecin ben dediğim gibi TL varlıklar tarafında ciddi getiri sunacağı kanaatindeyim. Zaten tahvil bono tarafında ciddi bir pozisyonlanma yapıldı. Yani oradaki getiriyi artık ciddi manada beklenti olduğunu görüyoruz yabancı yatırımcı tarafında da faizlerdeki düşüş yönünde. Bunun hisse senetleri tarafında da gecikmeli de olsa etkisini göreceğimizi düşünüyorum ben. Hani bu 4 aylık zamanı belki burada park etmek yerine tahvili bonoyu tercih ettiler. Ama burada eğer geç kalınacak olursa bir noktadan sonra ciddi getiri kayıpları da söz konusu olabilir yabancı yatırımcı için. O nedenle daha fazla bekleyeceklerini çok düşünmüyorum. Aslına bakarsam biz sene başından beri mesela yabancı yatırımcı için de buran cazip olduğunu söylüyorduk. Eğer bu piyasaya girmiş olsalardı yani endeksin 11 bin civarındaki rakamlarını göz önünde bulundurduğumuzda bir ara sene başından itibaren dolar bazında %30-35 civarında getiri vardı burada. Belki şu an %25'lere düştü ama yine de çok yüksek getiriler. Girmemiş olmaları onların kaybı anlamına geldi aslında bir noktada. Ben daha fazla hani dediğim gibi şanslarını zorlayacaklarını da düşünmüyorum. Çünkü bir noktadan sonra hareket başladığında buraya giriş daha maliyetli olabilir. Fırsatlar varken dediğim gibi belki bir Ağustos vadeli sözleşmelerin kapanışını da gördükten sonra Eylül ayıyla birlikte Türkiye'nin de yaz tatil rehavetinden çıkmasıyla beraber o girişlerin biraz daha ivme kazanabileceğini düşünüyorum. Üzeri son bir dakikamız biraz da değişik bir soru soracağım ama açığa satış piyasada olmalı mı sence? Biraz da piyasada özellikle yerli yatırımcılarla şu andaki robotların da farkının burada şekillendiğini de görüyoruz. Piyasa işte uzun vadeli beklentiler evet bu dediklerin doğru ama kısa vadede domine eden birkaç tane de kurum var ve hatta piyasanın daha yukarı gitmesi için
bu baskının da kalkması için açığa satışın olması gerektiğini söyleyenler var. Bu görüşe katılıyor musun? Katılıyorum. Ben aylardır bunu da söylüyorum. Yani Türkiye sonuçta açığa satış neden yasaklanmıştı? Türkiye olağanüstü dönemlerden geçti ve bu olağanüstü dönemlerin karşılığında da bu açığa satış yasağı da yine piyasamıza gelen unsurlardan bir tanesiydi. Biz makroekonomi tarafında da olağanüstü politikalar uyguladık ve daha sonra bir normalleşme sürecine girdik. Yani ekonomi politikalarından normalleşme. Bizim en çok dile getirdiğimiz tabir buydu. Artık bu normalleşmenin finansal piyasalarda da normalleşme getirmesi lazım. Yani hem açığa satış yasağı gibi kuralların burada kaldırılması, belki kademeli bir şekilde belli hisse gruplarından başlayarak, bununla birlikte işte yurt dışında swap işlemlerinin, yani bu tarz yabancı yatırımcının da yerli yatırımcının da çift taraflarını güçlendirebilecek argümanların gelmesi lazım. Açığa satışı biz sürekli olarak sanki piyasayı düşürecek argüman gibi görüyoruz ama şöyle de bir realitesi var. Bir satılan, yapılan her açığa satış işlemi tekrar alış işlemiyle kapatılmak zorunda. Yani bir yerde piyasaya çok düştüğü yerde talebi de getiren bir unsur. İkincisi de fiyatlarda aşırılığın önüne de geçen bir unsur. Yani 50 VHK, 100 VHK olan şirketlerde de bu dengeyi de getirebilecek bir unsur. Daha stabil bir dönemi de getirebilir. Belki ilk açıldığı anda acaba mı dedirebilir ama sonrası için iki taraflı çalışacağı için satış ve alış yönünde tekrar bunun pozisyon kapatması esnasında ben piyasaya ciddi derinlik ve denge getireceği kanaatindeyim. Üzeri çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ve değerli görüşlerini paylaştığın için. Üzeyir Doğan bizimle birlikteydi. Haber Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Evet, piyasa hattının sonuna geldik. Birazdan seans notlarında Reyhan Baysan sizinle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.